Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, kültür sanat ajandamızda özel bir sergi öne çıkıyor bugün. Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından düzenlenen 75. yıl sergileri Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde başlıklı sergiyle devam ediyor. Küratörlüğünü Melih Güneş, tasarımını Aykut Genç yaptı ve sergi 14 Haziran'da kapılarını izleyicilerine açtı. 23 Ağustos'a kadar da devam edecek ağırlamaya sanatseverleri. Biz de tam bu süreçte Melih Güneş'le sohbet ediyoruz. Sergiye dair daha fazlasını konuşabilmek üzere. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu özel bir sergi ve bir yandan da Nazım Hikmet'in doğumunun 117. Evet. yılında aslında bir yandan da bir kutlama. Evet. Onu biliyoruz. Evet. Bu kez Nazım Hikmet'in kitaplarını bir arada görebilme fırsatı olacak Nazım dostları evet. için. Ve epeyce de öncesinde hazırlık olduğunu biliyorum ama hepsinden önce bu serginin anlam ve önemi nedir? Özellikle Nazım Hikmet külliyatı açısından nasıl bir önemi var? Ya nasıl toparlayabileceğimi bilmiyorum. Bu çok uzun bir konu aslında. Nazım Hikmet dağınık yaşamak zorunda kalmış bir üreticimiz, yaratıcımız. Ve ömrünün her döneminde de sürekli bir şeyler üretmiş. Ve ne yazık ki dağınık yaşamak zorunda kaldığı için her eseri de bir yerlerde kalmış. Evet. Ben Nazım Hikmet'le ilgili çalışmaya başladığım zaman hiç aklıma gelmeyen yerlerden, kitaplardan, belgelerden, arşivlerden yayınlanmamış, bilinmeyen şeyleriyle karşılaştım. Ve sonra işte en azından Nazım'ın sağlığında yayınlanmış kitaplarını, yazılarını toparlamayı hedef edindim kendime. Bu ama ne zaman oldu? Çok da eski değil. Yani 10 yıllık bir hikayesi vardır bunun. İzini sürmeye karar verdin evet, gibi evet, anlıyorum. Aynen öyle. Yani Nazım Hikmet'in eserlerinin izini sürmek. Izini, evet. Çünkü yani evine işte gidip geliyordum. Yani Nazım Hikmet'le aslında tanışıklığım benim mesleğim sayesinde oldu. Mimar ve restorasyon uzmanıyım. Moskova'da bir restorasyon işi yapıyorduk 1989 yılında, 30 yıl önce. Ve bu süreçte Nazım Hikmet'in karısı Verat Ulyakova'yla tanıştım. Onunla bir güvene dayalı, dostluğa, akıl birliğine, gönül birliğine dayalı bir hukukumuz oldu. Eve çok sık gelip gitmeye başladım. Evin adeta bir bireyi gibi, Vera'nın deyimiyle onun bir manevi evladı gibi öyle bir ilişkimiz gelişti. Öldükten sonra da bu devam etti. Ve nitekim 2008 yılında biz ilk sergimizi açtık. Nazım'ın evinden getirdiğim hiç yayınlanmamış, bilinmeyen şeylerle bu sergiyi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açtık yine 11 yıl önce. Fakat kitapları hep ilgimi çekiyordu. Yani acaba neler var, neler var? Ve hepsine ulaşmak mümkün değildi. Ben zaman içinde bir kısmını toparlamaya çalıştım. Dünyanın hemen her yerinde. Hemen her yerinden. Yani hatta 40 bile. Ülkeye, Çin, hiç bilmediğimiz Güney Ekvator mesela. Yani evet, hatta Nazım Hikmet Münevver Hanım'a mektup yazıyor. Orada şey diyor, ya hiç inanmazsın diyor. Ekvator'da benim bir kitabım basmışlar diyor. İçinde de benim, yani benim kitabım değil pardon, şiir seçmeleri yapmışlar. İçine de benim şu 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 şiirlerimi almışlar. Şaşırdım mesela diyor, orada Aragon yok diyor. Eluard yok ama ben varım diyor. Biraz da böbürlenmiş yani. Güzel, kibarca. Hakkıdır. Karısına kesin. Ve o kitabın izinde buldum mesela. Yani hiç kolay bir şey değildi. Çok heyecanlı bir yolculuk aslında. Çok, çok heyecanlı. Kendi yani adına. Esas yolculuk önemli. Evet. Evet. Yani onunla ilgili bugün de mesela çok hoş bir şey oldu. Denk gelirse onu da anlatırım. Bu kitapları toparlarken artık Nazım Hikmet öleli 55 yıl olmuştu. Geçen yıl. Evet. Ve onunla ilgili yaşadığı yegane her şeyle korunan mekan da Moskova'daki çalışma odasıydı. Verat Ulyakova öldükten sonra da kızı Anna Stepanova bu odayı korumaya özen gösteriyordu. Her şeyle ama yani penceresindeki Hacivat Karagözler işte perdesi bile 55 yıl önce ya da belki 60-65 Nazım'ın zamanından kalma onlar bile korunuyordu ama bunca zaman zarfında yaşama biçimleri de değişiyor, aile büyüyor, genişliyor. Bir çözüm bulmak lazımdı. Ben de işte kaybolmasın diye geçen yıl Mart ayında gittim. Odanın tekrar rölevesini çıkardım. İçindeki bütün objeleri tek tek belgeledim. Restoratörlüğüm burada işe yaradı evet, belki. Evet, mesleğinin katkısı evet, çok yani büyük yani o belgeleme yöntemleri onun katkısı oldu belki. Ve bütün onları toparladıktan sonra Haziran ayında tekrar gittik. Moskova'da işte her yıl Ali Galip Savaşır'ın
düzenlemeye ve toparlamaya çalıştığı, çok da iyi başardığı Nazım Hikmet anma toplantıları oluyor. Ve onu da sırası gelmişken söylemek isterim. Hiç ölüm yıl dönümü gibi değil. Yani bir coşkuyla herkesin bir araya geldiği anmalar, toplantılar bunlar. İyi ki hayatımıza ve, evet, değmiş diyerek iyi ki, bir kutlama aslında. İyi ki öyle bir şey yani. İşte 3 Haziran akşamı geçen yıl eve gittim. Ve yavaş yavaş onun kitaplarını, ellerinin dokunduğu, hepsine tek tek baktığı, açtığı kitapları, nadir kitapları alıp Türkiye'ye getirme ihtiyacı duydum. Evet, böyle başladı. Böyle başladı. Peki içeriğine dair biraz daha ipucu alalım. Elbette zaten dedim ki Nazım dostları gidip kendi keşiflerini yapacaklar bu sergiyi izlerken ama senin kendi adına özellikle söylemek istediğin ilk kez neler çoğu burada yok ki. Görülüyor. Neler olacak. Yok ki. Yani bir kere hani ben tabii Türkiye'deki kitapları, yayınlanmış kitaplarını da toparlamaya çalıştım. Mesela herkeste olmadığını düşündüğüm Bakü'de basılmış ilk kitaplarından birisi 1928 Güneşi İçenlerin Türküsü eski yazı. Türkçe olarak yayımlanmış. O var mesela. Çin'de yayımlanmış ve 100 tane çok özel baskı yapılmış bir kitap var. Küba'ya gittiği zaman gittiğinde uçaktan iniyor ve işte sizin için bir kitap basacağız. Hani hatıra olarak diyor. Hangi şiirleri istersiniz diyorlar Nazım'a. O da söylüyor. Bir takım şiirler veriyor. O kitap mesela giderken de eline tutuşturuyorlar. İşte bu kitap sizin diye Castro tutuşturuyor galiba. Kitabın adı da çok hoş, Umudun Balı adında. 10 tane özel baskı yapılmış mesela. Tüm bu eserler bir daha gitmemek üzere artık Türkiye'de kalmak üzere getirildi değil mi? Ha, dolayısıyla aslında bir başlangıç yapılıyor, yanlış mı anlıyorum? Kesinlikle öyle. Yani bunlar artık Türkiye'ye Nazım'ın dönüşünün ilk adımları belki. Yani hani gerçek mirasının anlamda dönüşünün, kültürel mirasının, edebi mirasının dönüşü. Ve Nazım Hikmet benim için bir kültür mirası. Yani başlı başına eserleriyle ve kendi ömrüyle de bir kültür mirası. Nasıl ki işte yurt dışında kalmış Boğazköy tabletlerimiz var ya da başka şeylerimiz. İşte Nazım'ın bu kalan mirasının da ilk parçaları. Evet. Daha çok şey var. Sergide tabii öyle sürprizler de var. Sevgili Ara Güler'in Moskova'da çektiği Nazım Hikmet fotoğrafı var. Abidin Dino'nun illüstrasyonlarını görme fırsatı bulacağız. Ve burada şu kitaptan biraz söz eder misin? Son 1-2 dakikamız. Bu kitap benim en sevdiğim Nazım Hikmet'in kitaplarından birisi ve imzalıdır. Nazım Hikmet tarafından imzalanmış. Ama şunu göstermek isterim ben. İki cilt halinde 1960 yılında İtalya'da yayınlanıyor. Tiyatro İtalyanca. Şiir. Evet. Şiirler ve oyunlar. Şiirler cildini ünlü İtalyan komünist ressam Renata Guttuso resimliyor. Ve Renata Guttuso'nun yaptığı yürüyen adam portresi ve Nazım Hikmet'in kabrine de esin kaynağı oluyor bu silüet. Ve çok güzel bir resimdir. Resmin orijinali de Nazım Hikmet'in evinde zaten orada duruyor. Bu gerçekten büyük bir aslında misyon. Yani şu an o misyonun bir anlamda kitapları aşamasında yerine getirilmesi çabasını görüyoruz. Bu da imzası. Ve imzası. Çok sevdiğim bir imzasıdır. Burada da bir en sevdiği kitaplardan biriymiş öyle mi? Evet, onu Abidin Dino'ya yazdığı bir mektuptan öğreniyoruz. Hı-hı. 1959 yılında şöyle Prag'da yayınlanıyor. Çekoslovakya'da Prag'da Vakitler. Vakitler öyle diyor Prag'da Nazım. Prag'da Vakitler. Bu da yine kendi imzasıyla ve çok güzel fotoğraflar var içinde. Şunu söyleyeyim, bu bir izleyen için de keşif yolculuğu gibi. Evet. Dolayısıyla kendi adına bütün bu yolculuktan Nazım Hikmet'e dair, çünkü hemen her gün yeni bir keşif yapmak mümkün. Ne söylemek istersin? Senin kendine ait bu yolculuktaki keşiflerin neler oldu? Nazım Hikmet bir okyanus ve iyi bir insan. Her şeyle iyi bir insan, paylaşımcı ve Nazım Hikmet'le ilgili bence ne yapılsa nedense az. Yani bence o kültürümüzün baş kahramanlarından birisi. Ve iyi ki olmuş, iyi ki bize bu eserleri üretmiş, edebiyatımıza kazandırmış. Ama ben hep şey derim, işte 61 yaşında ölmüş, keşke 61 değil 81-91 yaşında ölseydi. Kim bilir elimize daha ne saman sarıları olacaktı, ne romantikalar,
kitaplarımız, romanlarımız biz olacaktı. Yine de elimiz erdiğince, dilimiz yettiğince takip etmeye, anlatmaya devam ediyoruz. Bu arada Melih Güneş'in Suyun Şavkı adlı kitabı da ikinci baskısını yaptı ki dostları anlatmıştır Melih Güneş'e. Nazım Hikmet'i, bunu da bir hatırlatma olarak hemen söyleyeyim. Ve biz aslında burada tamamlarken yine Nazım Hikmet'in hayatından etkilenmiş Ahmet Ümit'in yine Moskova'ya yolu, aynı Nazım Hikmet gibi Moskova'ya yolu düşmüş iki yazarın ortak hayat hikayelerinden yola çıkan bir filmin de duyurusunu yapalım. Merhaba Güzel Vatanım filminin çekimlerinden bahsetmiştik. İlk tanıtım da yayınlandı. Çok kısa ekrana geliyor. Evet. Kasım'da vizyona girecek. Bu filmde de Yetkin Dikincilerin Nazım Hikmet'i tabii ki canlandırdığını biliyoruz. Ahmet Ümit'e de Serkan Altıntaş hayat verecek. Cengiz Özkarabekir yönetti filmi. Merakla bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Boyun eğerek nasıl devrimci olunabilir? Karanlığın en koyu yerinde başlayacaksın. Direnç kırılmışken, umut tükenmişken. Ve tamamlayalım. Yine sinemaya dair olacak ama bu kez bambaşka bir boyutta. Süper kahramanlarla aran nasıl bilmiyorum. İyidir. Ama Marvel evreninin gelecek kahraman filmleri, süper kahraman filmleri de her yıl Amerika'da düzenlenen en büyük çizgi roman kahramanı fuarlarından biri olan Comic Con'dan geliyor. Biz de öyle tamamlayalım. Süper kahramanlar her daim bizimle. Çünkü onlar kötü gün dostu diyerek sinema adına da bunu söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiğin teşekkür. İçin. Böylece tamamlıyoruz. Sağ olun. Son yıllarda özellikle Avengers serisiyle süper kahraman kavramını farklı bir boyuta taşıyan Marvel stüdyoları yeni projelerini San Diego Comic Con'da açıkladı. Scarlett Johansson'ın hayat verdiği Black Widow karakterinin filmi bir kadın süper kahramanı anlatacağı için heyecan uyandırmıştı. Yönetmenlik koltuğunda Kate Shortland'ın oturacağı filmin vizyon tarihi 1 Mayıs 2020 olarak açıklandı. We can't trust a word that comes out of her mouth. There's something else we're not seeing today. Whatever you've done. Marvel evreninin kadın süper kahraman hikayelerine ağırlık vereceği yönündeki haberlerini ispatlayan bir diğer filmse The Eternals oldu. Hollywood'un en ünlü aktrislerinden Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı filmde kozmik varlıklar olan Celestial'ların milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternal'lar ve Deviant'ları yaratma hikayesi anlatılıyor. Film 2020'de vizyona girecek. Marvel sinematik evreninin sevilen karakteri Thor, Love and Thunder ismindeki yeni filmiyle geri dönüyor. Filmin sürprizi ise Thor serisinin ilk iki filminde rol alan Natalie Portman'ın dördüncü filmde kadroya dahil olması. Yapılan açıklamalara göre bu filmde Natalie Portman Thor'un çekicini kaldırarak kadın Thor olacak. Film 5 Kasım 2021'de vizyona girecek. If we do nothing, they'll destroy us. San Diego Comic Con'daki sürprizlerden biri de korku içerikli aksiyon filmi Blade'in sinema salonlarına döneceğinin açıklanması oldu. Oscar'lı oyuncu Mahershala Ali'nin vampir avcısı Blade'e hayat vereceği filmin vizyon tarihi ise açıklanmadı. I have seen gods fly. Bir filmin devamının çekileceği haberinin duyurulmaması hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Kırdığı gişe rekoru ve Marvel stüdyolarının Oscar kazanan ilk filmi olmasına rağmen Black Panther'ın yeni film tarihi açıklanmadı. Black Panther gibi Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün de vizyon tarihinin açıklanmamış olması filmlerin önümüzdeki yıllarda çekileceğini doğrulamış oldu. Revolution will not be televised. Let's have some fun.